Ekran başında bizleri izleyen tüm Aks TV izleyicilerine Samsun stüdyolarımızdan, Samsun'un birçok il ilçesi, Karadeniz'in birçok il ilçesi, hatta Türkiye'nin birçok il ilçesi, daha da ileriye gidiyoruz. Dünyanın birçok yerinden bizleri izleyen tüm gurbetçilerimize kucak dolusu sevgilerimizi, saygılarımızı iletiyoruz. Efendim yine bugün de sizlerin bize olan sevgisi, bize olan ilgisiyle bomba gibi bir program olacak. Yine duyguları paylaşacağız. Yine dertlere derman olacağız. Yine bazı eserlerde duygulanacağız. Bazı eserlerde belki de oynayacağız. Ama her zaman şunu söylüyorum. Şu vatan, şu bayrak, şu millet bir bütündür. Vatanını, bayrağını, milletini seven bütün insanlar kardeştir. Ayrım yapan kalleşoğlu kalleştir diyoruz. Özellikle bunun altını çiziyorum. Efendim bugün çok çok değerli bir konuğumuz var. Birazdan kendisiyle sohbet edeceğiz. Onun dışında yeni ana sponsorumuz, şu anda zaten programın başında gördünüz, Torun İnşaat. Buradan çok değerli sahibi Şeref Torun Bey'e, oğlu Gökhan Torun Bey'e ve tüm Torun ailesine kucak dolu sevgilerimi iletiyorum. Bir de onların dün bir yakınının vefat haberini aldık. Gerçekten çok üzüldük. Allah gani gani rahmet etsin diyoruz. Değerli Şeref Torun'un halası, oğlu Çakal'la bir trafik kazasıyla hayatını kaybetti. Allah kalanlara ömür versin diyoruz, sabır versin diyoruz. Trafik terörü gerçekten çok inanılmaz. Yani biraz dikkat, biraz daha hassas olmamız lazım. 5 dakika geç gidelim, 10 dakika geç gidelim ama sebep olmayalım diyelim. Çünkü kolay şeyler değil. Efendim yine değerli sponsorlarımız Yıldız Yolu Otel, buradan Hasan Ali Şahin, Sami Şahin, Hidayet Şahin, tüm Şahin ailesine, Türküş Lokantası Muzaffer Kartal Bey'e, Mustafa Kartal, Muhammed Kartal ve tüm orada bulunan dostlara, Ayşe Rengin Güzellik Merkezi Ayşe Rengin Hanımefendi'ye, İlknur Hanım'a, orada bulunan değerli dostlara, Fatih'e, Yalçın'a, herkese buradan kucak dolusu sevgilerimi iletiyoruz. Yine Çıt Çıt Cengiz'e buradan kucak dolusu sevgilerimi iletiyorum. Hede Saç Tasarım. Birazdan programımızda böyle daha anonslarımı yapacağım. Evet. Şöyle bir yeni gelen misafirlerimize de hoş geldiniz derken alkışları Atilla Muhammed Atilla kardeşimizin için alalım. Hoş bulduk. Evet. Efendim Muhammed Atilla kendisi Amasyalı. Bugün Amasya'dan geldik. Suluova, Taşova, Uluköy, Esençay hep oralardaydık. Buradan bizleri şu anda birçok değerli sevenimiz izliyor. Özellikle değerli başkanlarımız izliyor. İnşallah canlı bağlantılar yaparlarsa kendileriyle sohbet edeceğiz. Öncelikle ben buradan değerli belediye başkanlarıma da kucak dolusu sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. Evet, spor salonu işletiyorsunuz. Çok güzel, evet, böyle evet. Faydalı işler yapıyorsunuz. Onun dışında yurt dışı ithalat ihracı işleriniz var. Evet. Şöyle kısaca sizi tanıyalım. Ekran başındaki sevenlerimiz tanısın sizi. Öncelikle... Bir alkış alayım önce, bir alkış gelsin. Alkışların elleriniz dert görmesin. Öncelikle Samsun'da yaşamış olduğumuz bu afetten dolayı kaybetmiş olduğumuz vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Akrabalarına, geride kalanlara sabır, metanet temennisi. Rabbim inşallah tüm ülkemize böyle bir acı bir daha yaşatmaz diyoruz inşallah. Tabii bunlar yarayan kanalar. İnşallah bundan sonra tedbirlerimizi daha iyi alıp daha iyi yerlere gelebilmemiz için biraz duyarlı olmamız lazım. Gerek yönetim olarak, gerek biz halk olarak. Halk olarak değil mi? Halk olarak tabii ki. Biraz daha dikkatli olursak inşallah bu tarz şeyleri tekrar yaşamayız diyorum. İnşallah temennimiz o Yüce Rabbimize, dualarımız bu yönde olmalı. Yani. Allah daha beter afetlerden saklasın, amin, korusun amin, diyoruz hepimizi. Amin, amin, amin. Efendim bugün çok çok değerli başkanlarımızla görüştük. Çok değerli başkanlarımızla sohbet ettik. Çok da iyi ağırladılar bizi. Özellikle buradan Uluköy Belediye Başkanı Sayın Ali Başkanımıza, buradan Ali Genç Başkanımıza ve yine Taşova'nın artık adıyla özelleşmiş hem ağası diyelim hem de çok değerli bir iş adamı Hüseyin Taşova'ya da buradan kucak dolu sevgilerimizi iletiyoruz. Yine Esençay Belediye Başkanımız buradan kendisine saygı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bekir Ünal Başkanımıza. Şu anda ekran başına izliyorlar. İnşallah telefon düşürürlerse onlarla da sohbet edeceğiz. Yine İnşallah. Suluova Belediye Başkanımız Sayın Mahmut Boz, özel kalem müdürü, kendisine özellikle dedim söyleyeceğim. Suluova'nın her şeyi, her işe maşallahı koşturuyor sağ olsun. Buradan Allah Rüstem Girit Bey'e, yine orada bulunan değerli dostlara da kucak dolusu Metin Uysal Bey'e saygılarımı iletiyorum. Sözüm vardı, tüm annelere geliyor alkışlar. Tüm annelere geliyor, şehit annelerine, asker annelerine geliyor. Doğru serbest. Özellikle değerli Uluköy Belediye Başkanımıza gelsin. Tüm Uluköy Belediye çalışanlarına gelsin.
Rastlarsa gözleri yaşlı yavruna, suçunu bağışla, sarıl boynuma. Biz bize yaşarken geldik oyuna, eller kadir kıymet bilmiyor anne. Tüm annelerimize geliyor. Teşekkür ederiz. Rastlarsa gözleri yaşlı yavruna, suçunu bağışla sarı boynuma. Biz bize yaşarken geldik oyuna, eller kadir kıymet bilmiyor annem, senin kadar kimse sevmiyor annem. Bir yar için seni terk edip gittim, vicdanına sor ne acı çektim. Kendimi ben sana emanet ettim. Eller kadir kıymet bilmiyor anne, senin kadar kimse sevmiyor. Candan, senin kadar yürekten, senin kadar içten kimse sevmiyor anne, sevmiyor anne. Alkışlar annelere geliyor, şehit annelerine geliyor, asker annelerine geliyor. Var ol. Aşklar geldi geçti kalbimden, kimse anlamadı garip halimden. Senin hasretini duydum derinden. Eller kadir kıymet bilmiyor anne, senin kadar kimse sevmiyor. Evet, telefonumuz var. Hemen telefonumuz var. Vallahi böyle özellikle annelerin anne eserini okuduğumuz zaman bir başka oluyoruz. Bir telefonumuzu hemen alalım. Alo. 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 Alo.
Efendim? Efendim hayırlı akşamlar, tanıyalım. Ali Genç, Taşova, Uluköy. Evet, başkanımıza bir alkış gelsin. Uluköy Belediye Başkanımız Sayın Ali Genç. Başkanım saygılar, sevgiler, nasılsınız? Saygı, sevgi bizden Osman Bey, siz nasılsınız? Vallahi başkanım programımıza onur verdiniz, gurur verdiniz. Çok sevindik. Estağfurullah. Size, konuklarınıza, televizyonda çalışan tüm dostlarınıza, dostlarımıza hayırlı akşamlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Sağ olun başkanım. Ayrıca bugün 11 Temmuz biliyorsunuz. Evet başkanım. Bundan yaklaşık olarak 17 yıl kadar önce Bosna Hersek, Serbenista'da insanlık onur ve haysiyetini çiğneyen Sırpların din kardeşlerimizi katletme yıldönümü dolayısıyla oradaki kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyor, yakınlarına sebi cemil temenni ediyorum. Var olun başkanım. Yine ayrıca komşu ilimiz, dost ilimiz Samsun'da meydana gelen son birkaç gündeki sel felaketinde canlarını kaybeden komşularımıza Allah'tan rahmet diliyor, yakınlarına sabrı cemil temenni ediyor. Tüm Samsun'a ve bizlere geçmiş olsun. Başımız sağ olsun diliyorum. Var olun başkanım. Yüreğinize sağlık. Yine, Allah. Yine ülkemizin çeşitli yerlerinde ülkemizin bayrağını gönderde taşıyan şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor. Yakınlarına sabrı cemil temenni ediyorum. Sağ olun. Sizlere sevgi, saygıyla buradan da şunu da ifade etmek istiyorum. Avcılar kulübünde oturan tüm dostlara ve avcılara hürmetlerimi iletiyorum. Var olun başkanım. Programınız güzel ve güzel bir şekilde devam ediyor. Konuğunuz da bizim Amasyalı bildiğim evet. kadarıyla. Evet ona başkanım. Da buradan sevgilerimi özellikle iletiyorum. Çok teşekkür ederim efendim. Sağ olun. Allah razı olsun. Başkanım, şimdi bugün bizi gerçekten çok iyi ağırladınız. Size çok çok teşekkür ediyorum. O misafirperverliğinizi gösterdiniz. Her şeyden önemlisi o tavazu sahibi kişiliğinizi gösterdiniz. Bir de size ayrı bir sempatim var. Bizi ekran başında izleyen sevenlerimiz 6 yıldır yapmış olduğumuz programda. Benim bir polis çocuğu olduğumu çok iyi biliyorlar. Ve emniyet mensuplarına özellikle ayrı bir yüreğimden bir sevgi var. Çünkü bugün onlar da bizim babamız, kardeşimiz, ailemizden birileri, işimizden birileri. Bizim asayişimiz için emniyet var. Bizim rahat etmemiz için, bizim sağlığımız için. Yani kötülerden bizi koruyan, canlarını ortaya koyan emniyet mensuplarına. Ben bir alkış istiyorum, alkış. Ve siz de gerçekten çok şerefli bir emniyet mensubusunuz başkanlıktan önce. Bu da benim için ayrı bir güzellik başkanım. Biraz kendinizi tanıtsanız başkanım. Bilenler zaten biliyordu. Bilmeyenler bilsin. Estağfurullah. Ben Amasya ili Taşova ilçesi Uluköy Belediye Başkanı Ali Genç. Uluköy'ü siz tanımıyorsunuz. Bugün sadece gördünüz. Evet. Gördüğünüz sadece bir noktadan ibaret. Uluköy'ün Osmanlı'nın kuruluşunda büyük bir önemi var. Uluköy başkan. Uluköy öyle bir kasaba ki biliyorsunuz Timurlenk'te 1402'de Ankara'da Çubuk'ta Yıldırım Beyazıt başkan televizyon sesini sonra, affedersiniz televizyon sesini biraz kısmamız lazım çünkü sesler çakışıyor daha rahat konuşacağız televizyon sesini tamam. Kısalım biraz başkan tamam. Şimdi Uluköy tarihte yaklaşık olarak 11 tane padişahımızı yetiştirmiş. Bir zamanların eğitim yuvası, kültür yuvası olan bir kasaba. 1980'li yıllarla beraber dünya ve ülkemizin tarım toplumundan sanayi toplumuna geçmesiyle birlikte de buradan da nüfus kayıpları olmuş. Ve neticede küçücük bir belde halinde hayatını yaşamaya devam ediyor. Ama burada yaşayan, hali hazırda yaşayan insanlarımızın gönülleri gökteki yıldızlar kadar geniş, var öyle. Ufukları semaya kadar uzanan insan topluluklarının yan yana bulunduğu bir kasaba. Siz kısmen de olsa geldiniz, gördünüz, sizi misafir etmek bizim şahsımıza değil, Uluköy kasabası halkının teveccühleri, onların hoşgörüleri, onların sevgi ve saygıları çerçevesinde oldu her şey. Var olun başkanım. Artı Samsun bizim komşu ilimiz. Bildiğim kadarıyla Aks TV'de Samsun'un dünya açan televizyonu.
ve bu bölgede en büyük şehir, büyük şehir olan tek ilimiz. Bundan dolayı bu çevredeki ildeki biz küçük beldelerin yapmış olduğu bütün projelerini Samsun'a endeksli yapmalı, orayı göz önüne almalı, Samsun'u bol bol gezmeli, oradaki yapılan işlerin küçük motivetelerini buraya uygulamalı, modellerini buraya uygulamaları ve oradan aldığımız şevkle de bu kasabaları daha ileriye, daha ileriye, daha ileriye. Bizde geri vites yok. Bizdeki vitesler hep ileriye doğru çalışıyor. Ne güzel. Küsmek, darılmak yok. Halka küsmek zaten olmaz. Biz belediye başkanı falan da değiliz. Biz halkın hizmetkarıyız. Hizmetkarlar ne yapması gerekiyorsa onu yapmalı. Oradaki makamlar bizim babamızın makamı değil. Örnek olsun diye söylüyorum. Uluköy kasabası halkının makamı. Halka ait olan makamlar hak makamlarıdır. Hak makamlarında oturanlar da hakka yarışan işler, yakışan işler yapmalı. O çerçevede kendisini görmeli. Yükselirken alçalmayı bilmeli. Alçalırken de onurlu dik duruşlarını sergilemeli. Bizim oy vererek Ankara'ya gönderdiğimiz vekillerimiz ise bunları hiç boş bırakmamalı, rahatsız etmeli. Halka ne kadar hizmet almamız gerekiyorsa bunları almamız gerekiyor. Bu yakın bölgedeki illerimiz, ilçelerimizde, beldelerimizin bunları çok iyi değerlendirmeleri gerekiyor. Tabii burada siz sanatçılara da bir önem düşüyor. Madem ki bu bölgenin tek televizyonu Aks TV ise oradan bu beldeleri gezmeniz gerekiyor. Buranın problemlerini ulusal basında, yerel basında aktarmanız gerekiyor dilinizin döndüğü kadar. Bunları yaparken de oradaki insanlarla birebir dokunmalısınız. İnsanımıza dokunduğunuz zaman size kucak açacaktır. Uluköy'e geldiniz, gördünüz. Biz orada bir bardak çay içerken insanlarımız kadınlarıyla erkekleriyle size hoş geldiniz dediler. Bir şeyler de ikram etmeye çalıştılar ellerinden geldiği kadar o kısacık bir süre içerisinde. Evet. Bir de tanıyanlar da oldu başkanım. Gönlünde var. Bir de bizi tanıyanlar da oldu. Aksiv'den izleyen izleyicilerimizi de gördük orada. Evet. O da bizim için ayrı bir gurur. Evet. Doğrudur. Ama biz bunların hepsinden zevk almalıyız. Evet. Zevk alırken de üstümüze ölü toprağa serpilmemeli. Bir şeyi başaramamak başarmamanın sonu değil. Yeniden, yeniden, yeniden denemeli, başarmanın yollarını aramalıyız. Herhangi bir konuyu başaramadığınız zaman ben nelerden dolayı başaramadığımı düşünmeli, tekrardan devam etmeli. Yani oturduğunuz koltuğun sağ ve sol tarafında iki kitap olmalı. Birisi başarmak, birisi de yeniden başarmak. Hep bunları gördüğümüz zaman noksanlıklar olacak. Hepimizin olacak. Neticede biz bir insanız. Hele Uluköy halkı tarihten gelen o kültür hazinesiyle birlikte bu milletin gönlünde, Anadolu'nun tam ortasında bana göre modern, düşünen, ileriyi gören eleştiriler olacak. Hepimiz için olacak. O eleştirileri dikkatle, özenle dinleyeceğiz. Bunları yaparken de herhangi bir siyasi fark ayrımı gözetmeksizin. Belediye başkanı seçildikten sonra bu şu partiden, bu partiden bunlar boş iş. Önemli halka hizmet. İnsana hizmet. İnsan. Kesinlikle. Dünyada Allah demiyor mu ki benim yarattığım varlıkların en üstünü insan. Eğer Allah'ın en üstün dediği insana biz değişik siyasi görüşler çerçevesinde farklı davranırsak Allah da bize farklı davranacaktır. Önümüz Ramazan. Ramazan-ı Şerif'e geliyoruz. Buradan gerek kasabamızın, gerek ülkemizin, gerek bölgemizin tüm insanların Ramazan-ı Şerif'ini kutluyor, tebrik ediyor. Onların oruçlarında başarılar elde etmesini, ileriye dönük dünya hayatından sonraki hayatta bunların bir kefalet olması dilek ve temennisiyle Ramazan-ı Şeriflerini kutluyorum. Alkışlar gelsin başkanım. Bir ay boyunca bu sene dördüncüsünü düzenleyeceğimiz iftar etkinlikleri yapıyoruz. Kadir Gecesi'ne söz verdim başkanım. Festival. Mek lazım. Oralara gidip. Yok Kadir Gecesi'ne söz verdim zaten. Başkanım. Tam geliyordum ki siz parmak bastınız. Evet. Bizim kasabamızın değerli bir iş adamı var. Mehmet Sarıbey. Buradan saygılarımızı iletelim kendisine. Kadir Gecesi
kasabamızda bir etkinlik düzenleyeceğiz. Bu etkinliğin tam ince detaylarını daha konuşmadık ama genel çerçevesini konuştuk. Semazen gösterileri olacak. Bir televizyonumuzdan canlı yayın olacak. İftar yemeğinden sonra yatsı namazına kadar park alanımızda Mevlid-i Şerif okutulacak. Buraya da gerek kasabamızdan gerek kasaba dışından insanlarımızı da davet edeceğiz. Başımızın üstünde tac etmeye gayret sarf edeceğiz. İnşallah sorunsuz bir şekilde hallederiz. Nice Ramazanlarda buluşmak dilek ve temennisiyle kasaba halkımızın büyüklerinin ellerinden öpüyorum. Kadınlarımıza hürmet ve saygılarımı iletiyor. Çocuklarımıza eğitim hayatında başarılar diliyorum. Örnek bir örnek vereceğim aklıma geldi diye. Uluköy İlköğretim Okulu. İsmi sizin annem şarkısında onlara da armağan ettiğiniz şehitlerden. Şehit Komiser Mustafa Düzgün İlköğretim Okulu ismini taşıyor. Buranın öğretmen ve öğrencilerini tebrik ediyorum. Amasya bazında eğitim seviyesinde 3. sıradalar. Biz de bu okulu bir kolej havasına sokmak istiyoruz. %50-%60'ını başardık. Buradan sesimi duyan her hayırsevere diyorum ki eğitime yatırım yapmak istiyorsan bir şehitimizin ismini taşıyan Şehit Komiser Mustafa Düzgün İlköğretim Okulu'nu görerek, verdiğiniz kuruş paraların nereye gittiğini görerek bu okula yardımda bulunabilirsiniz. Burası sizin okulunuz olabilir. Yeni Fatihleri, Yavuzları yetiştirmiş olan bu kasaba yenilerini de yetiştirebilir. İnşallah. Yaklaşık olarak kasaba nüfusumuza kayıtlı 18 bin insanımız var. Bu insanlar benim sesimi mutlaka duyuyor. Onlara biz SMS yoluyla mesajlar gönderiyoruz. Mesajımın ulaştığı her insanımıza diyorum ki Uluköylü olmaktan, Uluköy'de bulunmaktan, Uluköy'de yaşamaktan bir gün öldüğümüzde de cenazemizin de Uluköy'ün camisinin önünden kalkarak mezarlığına gömülmekten onur ve gurur duyuyorum. Hatalarımız elbette ki var olacak da önemli olan hatayı telafi etmek. Herhalde sözü biraz fazla uzattım ama bu sizin hoşgörünüze sığınarak oldu. Biz de sizin şahsınızla Aks TV'yi tanımış oluyoruz, tanıyacağız. İleride yine buluşacağız, yine görüşeceğiz ama sözümün başına geri dönüyorum. Madem ki bu bölgenin büyük şehri sizsiniz, madem ki bu bölgedeki büyük şehirde bulunan tek televizyon sizsiniz, o zaman bu bölgeyi adım adım gezin. Madem ki program yapıyorsunuz, insanlarımızın, kadınlarımızın, gençlerimizin, çocuklarımızın güzelliklerini o kanaldan tüm toplumumuza, tüm ülkemize, yurt dışında bulunan insanlarımıza, sizin sayenizde onlar memleket hasretlerini gideriyorlar. Hasret çekmek ve haslet duymak insanımızın iç dünyasında var. Biz Türkler çok onurlu bir milletiz. Çok da gururlu bir milletiz. Ama hizmet edeni, hizmet etme yarışında bulunanları da unutmayız. Siz de sosyal medyada bu hizmetinizi en üst seviyeye çıkarabilirsiniz. Bir örnek vereceğim. Taşova küçük bir ilçe. Bizim gibi küçük beldelerin her türlü etkinliğinde parmağını değil, kolunu, kafasını, bedenini sokan, Taşova'nın da ismini taşıyan Taşova Mobilya diye bir şirketimiz var. Onun sahibi var Hüseyin Taşova. Bahsettim zaten buradan başkanım. Hüseyin Taşova Bey. Ailesini, çocuklarını sevgi, saygı ve muhabbetle kucaklıyorum. Saygılarımı. Siz tanıştınız. Bir gönül adam. Evet, kesinlikle. Ben size şimdi buradan desem ki Hüseyin Taşova'yı ne zaman tanıdınız? Neredesin? Ben Hüseyin Taşova'yı hiç tanımazdım. 2009 yılında ilk yaptığımız şenlikte bir sünnet şöleni düzenlemiştik. Telefonum çaldı. Tabii ismi bizde kayıtlı değil. Buyurun dedim. Ben de bir Hüseyin Taşova. Bir sünnet şöleni yapıyormuşsunuz. Duydum. İki tane çekyat göndereceğim. Sünnet olan çocuklara lütfen kura çekerek bunu dağıtın. O tarihteki sünnette iki tane öksüz çocuk vardı. Bu öksüz çocuklara vereyim diye düşündüm. Son anda dedim ki Hüseyin Taşova bu öksüzlere vermedi. Sünnet olanlara verdi. Karıştırdım bütün şeyi. Arkama döndüğümde Mehmet Sarı Bey'in eşleri hanımefendiye rastladım. Yenge çek bir kura dedim. Kurayı çektiğinde o öksüz çocuğun birisine çıkmıştı. Diğeri de bir başka çocuğa. Bunu Hüseyin Taşova'ya anlattığımda Hüseyin Taşova dedi ki başkanım derhal diğer öksüzü de söyle ona da göndereceğim.
böyle bir insan böyle bir ticaret yapıyor. Tam bir gönül adamı, tam bir taşova sevdalısı. Onun da bizim yaptığımız tüm etkinliklerde bir emeği var, alın teri var, maddi manevi gücü var. Buradan onu sevgiyle, saygıyla Uluköy halkı adına kucaklıyorum. Sağ olun. Size sevgilerimi iletiyorum. Teşekkür ederiz başkanım. Varsa da dinliyorum. Sağ olun başkanım, ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum başkanım. Kadir Gecesi oradayız. 26 Ağustos'ta Uluköy Festivali var değil mi başkanım? 26 Ağustos'ta. 25 Ağustos'ta sünnet şölenimiz. 26 Ağustos'ta da 5.sini düzenleyeceğimiz Şehit Komiseri Mustafa Düzgün Baraj Kültür Etkinliklerimiz olacak. Geçmişten geleceğe kültürümüzü taşımak istiyoruz. İnsanlarımızı onura etmek istiyoruz. İnşallah hayırlısı olacak ama ondan önce ben bir programı bitirmeden diğer programa geçme şansım yok. Yaratılışım gereği ilk önce Ramazan etkinlikleri 30 gün boyunca kasabanın tam ortasında evet. Bir Ramazan iftar yemeği vereceğiz. Sizden özel bir ricam var. Madem ki katılacağım diye söz veriyorsunuz, söz güzel sesinizle, güzel ilahilerle hazırlanmanı ve orada halkımıza güzel bir dinleti sunmanızı özenle istirham ediyorum, sağ rica ediyorum. Biliyorum hiçbir ücret de almıyorsunuz bununla ilgili. Sadece Uluköy'ü gördüm, tamam. Sevdim diye düşünüyorsunuz. Bunu da biliyorum. Buradan da halkımız adına teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim başkanım. Yüreğinize sağlık. O zaman ilahi parçamız gelsin. İlahi özellikle tüm ekran başına bizleri izleyen tüm insanlarımıza armağan edelim. Artı yakınlarını kaybeden, rahmet bekleyen tüm sevenlerimize armağan edelim. Saygılar başkanım. Hayırlı akşamlar diliyorum. Hayırlı akşamlar başkanım. Allah'a emanet olun. Amin cümlem. Üstün sevine dilberine dide kamerme yoksa beşer mi? Aman, 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 aman. Adıya kurban, köle yolam ya. Bak şu dünyanın türlü türlü haline. Hiç kimseler çare bulmaz ölüme, ölüme. Ne gelirse sabredelim gönül elden ne gelir, ne gelir, ne gelir. Ne gelirse haktan
sabredelim gönül elden ne gelir ne gelir. Elveda dostlarım, ahbaplarım. Ne malın kalır, ne mülkün kalır, atarlar bir avuç toprağa. Elveda bu dünyadaki şanım, şöhretim, servetim. Elveda, elveda. Ölüm her taraf kapkaranlık olur olur. Atarlar bir avuç toprağa ahbapların, dostların, yavruların.